Hepinize merhabalar. Yaklaşık 2 aylık bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videodaki konumuz şifreleme algoritmaları ve şifre kırma algoritmaları. Bu videoda popüler olarak kullanılan 3 tane şifre kırma algoritmasından bahsedeceğim sizlere. Ancak tabii ki şifre kırmayı bilmeden önce şifrelemeyi bilmemiz gerekiyor. Yani şifre kırma algoritmalarını öğrenmeden önce şifreleme algoritmalarını tam olarak bilmemiz gerekiyor. Şifreleme niçin yapılır? Öncelikle oradan girelim. Şifreleme, herkes tarafından erişilmesi istenmeyen bilgileri normal birisi tarafından bakıldığı zaman okunmayacak hale getirmektir. Yani onu normal bir insan tarafından başka bir şekilde anlaşılacak. Ancak esas onu okuması gereken kişi tarafından doğru algılanacak. İşte bunun için şifreleme yapıyoruz. Eğer Sezar şifreleme algoritması makalemi okuduysanız, orada şifrelemenin eski bir olay olduğundan da bahsetmiştim. Orada eski bir şifreleme algoritmasını da anlatmıştım aynı zamanda. Şimdi biraz daha ilerleyecek olursak, kendi şifreleme dilimizi yazma dersinde gösterdiğim gibi öncelikle bir plain text'imiz olur. Yani düz bir yazımız olur. Esas mesajımız odur. Esas mesajımızı alırız. Şifreleme algoritmasındaki işlemlerden geçiririz ve ortaya direkt olarak okuması mümkün olmayan bir metin çıkar. Buna da hash diyoruz. Yani plain text, sonra algoritma, yani algorithm, daha sonra da hash. Hash metinleri direkt olarak okuması mümkün olmayan metinlerdir dediğim gibi. Ve internette önemli yerlerde tabii ki direkt olarak okunması istenmediği için bilgiler hash şeklinde saklanır. Yani örneğin Facebook veya Twitter database'inde veri tabanında üyelerin bilgileri olası bir saldırıya karşılık düz yazı halinde saklanmaz. Onlar hash olarak saklanır. Ancak tabii ki hash olarak saklansa bile onlar kırılabiliyor. İşte burada da zaten şifre kırma algoritmaları devreye giriyor. Evet. Şifreleme algoritmalarını yeterince geçtiğimizi düşünüyorum. Şimdi şifre kırma algoritmalarına geçeceğiz. Şifre kırma algoritmaları bu hash dediğimiz direkt olarak okunması mümkün olmayan metinleri algoritmayı tersten uygulayarak veya başka bir yöntem uygulayarak tekrardan esas mesaja çevirmeye çalışma şeyleridir, yöntemleridir. Dediğim gibi 3 tane popüler olarak kullanılan şifre kırma algoritmasından bahsedeceğim. Birincisi sözlük saldırısı, yani dictionary attack. Ne demek sözlük saldırısı? İçinde şifre olması muhtemel kelimelerden oluşan bir sözlüğümüz olması gerekiyor öncelikle. Sonra bu sözlüğü algoritmaya veririz. Algoritma sözlükteki her kelimeyi doğru olan kelimeyi buluncaya kadar dener ve içinden bir tanesinin doğru olmasını bekleriz. Eğer başarıya ulaşmak istiyorsak çok büyük bir sözlüğümüz olması gerekiyor. Ancak yine de şifreler artık özenle seçildiği için bu yöntemin başarıya ulaşması birazcık zor. Ancak eğer kelimemiz sözlükte varsa, sözlük saldırısı en hızlı şifre kırma yöntemlerinden bir tanesidir. Yani daha doğrusu en hızlı şifre kırma yöntemidir. Ancak kelimemiz sözlükte yoksa kesinlikle hiçbir işe yaramayacaktır. İkinci yöntemimize geçecek olursak bu da brute force, yani kaba kuvvet saldırısıdır. Kaba kuvvet saldırıları olabilecek her türlü karakteri o şifre üzerine denerler ve doğru şifreyi buluncaya kadar uğraşırlar. İşte burada karışık bir şifre seçmenin önemi tekrardan gözler önüne seriliyor. Eğer basit yapıda ve kısa olan bir şifre seçersek kolayca kırılabilir. Yani ortalama bir bilgisayar tarafından sadece küçük harfler içeren ve 6 harf veya 6 harften küçük olan bir şifre 30 saniyeden daha az bir süre içerisinde kırılabiliyor. Yani gerçekten yani basit bir olay. Ancak şifre karmaşıklaştıkça kırma süresi çok uzuyor. Yani sadece mesela küçük harf ve büyük harfleri bir anda kattığınızda 4 dakikaya çıkıyor şifre kırma süresi.
Bir de sayıları katarsak eğer işin içine 1,5 saate çıkıyor. Bir de sembolleri katarsak daha da uzuyor. Bir de rakam pardon karakter sayısını arttırırsak iyice hatta yıllarla ölçülebilecek bir noktaya geliyor. Yani kırılması imkansız oluyor bir deyişle. İşte bu yüzden şifrelerimizi dikkatle seçmemizde yarar var. Ancak kaba kuvvet saldırısı sözlük saldırısından sonra en hızlı sonuç veren saldırıdır. Ancak yine de günümüz şartlarında başarıya ulaşması birazcık zor. Üçüncü saldırımız ise eğer bunlardan işte umudu kestiysek kripto analiz yoluyla Rainbow Table dediğimiz bir saldırı türüdür. Rainbow Table peki nasıl çalışır? Şöyle anlatacağım sizlere. Hash dediğimiz o ilk bakışta okunması mümkün olmayan metin vardı ya, işte o hash dediğimiz metinin tamamını alıp diğerleriyle karşılaştırarak doğruyu bulmak yerine hash dediğimiz metnin sadece bir kısmını alır ve o bir kısmını diğerleriyle karşılaştırır. Bu sayede biraz daha hızlı çalışabilir. Ancak yine de RAM'imizde yani geçici belleğimizde bu Rainbow Table'ları depolayabilecek kadar yer bulunması gerekiyor. Yani yine de güçlü bir donanım gerekiyor bu iş için. Zaten şifre kırma işlemi bayağı güç yiyen bir işlemdir. O yüzden hatta son bir senedir akıl edilen bir uygulama ekran kartlarına şifre kırma işlemi için kullanılıyor. Yani normalde işlemci şifre kırma işlemleri için kullanılır. Ancak güçlü bir ekran kartına sahip olanlar bunu akıl etmişler ya da çok güçlü bir ekran kartı bulup bu işlem için kullanmışlar. İlginç bir yöntem tabii ki. Ve şimdi 3 tane popüler şifre kırma algoritması öğrendik. Bunları nasıl uygulayabiliriz? Benim kullandığım ve en popüler olan ve en başarılı olan şifre kırma programı K9-Able'dır. Şurada hemen açarak size göstereceğim. K9-Able'ın bütün özelliklerini tanıtmayacağım çünkü bu dersin ismi şifre kırma algoritmaları. Ancak bir tanesinin burada nasıl uygulanacağını gösterebilirim. Ve bu arada popüler olarak kullanılan 3 tane de şifreleme algoritması söyleyeyim ben size. Bir tanesi MD5. Genelde internette veri tabanlarında karşılaştığımız bir algoritmadır. Daha sonra SHA-1, bu da aynen öyle. İnternette internetteki özel bilgilerin saklanmasına kullanılan bir algoritma. Diğeri ise NTLM. Bu da Windows'un kullanıcı bilgilerini saklamakta kullandığı algoritma. Yani kolay olsun diye şu anda NTLM'i seçeceğim ben. Yani şu anda Windows kullanıcı hesabının şifresini şey yapalım. O yüzden şuradan dördüncü olan Cracker tabına geliyoruz. Ve sol taraftan NTLM seçeneğini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada tonlarca şey var. Gerçekten bir sürü bayağı doldurmuşlar. Çok zengin bir program K9-Able. Evet. Tıkladık. Daha sonra buraya bir hash eklemek için yani kırılacak bir şey eklemek için şuradaki artı işaretine tıklıyoruz. Ve ilk seçeneği seçeceğiz. Bu ne demek? Şu anda bulunduğumuz lokal yerden hashleri alacak demek. İstersek başka bir metin belgesinden veya bizim konumunu belirttiğimiz bir veri tabanından almasını sağlayabiliyoruz. Ancak şu anda bu bilgisayarın kullanıcı bilgilerinden seçeceğim ben. Ve daha sonra burada 4 tane şey çıkardı gördüğünüz gibi. Eğer o kullanıcı hesabının şifresi yoksa burada empty yazacaktır. Yani şu anda 2 tane şey var burada. Yani bunlar zaten standart olarak verilen kullanıcılar. Bunların şifresi yok. Ancak 2 tane şifresi bilinmeyen şey var. Ben bu derste kolayca kırılması için bir tane şifre belirlemiştim. Yoksa zaten benim kullandığım şifre bayağı uzun sürecekti. O yüzden şurada yeni bir hesap açtım. Şimdi bu hash'i kırmak için bu arada hash'in nasıl gözüktüğünü de anlatayım hemen. Şurayı birazcık açarsak görebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi direkt okuması mümkün olmayan ancak aynı algoritmayı ters çevirerek ya farklı yöntemlerle ilk haline dönüştürerek okuyabileceğimiz bir
yazı. Evet. Şimdi buraya sağ tıklıyorum ve buradan gördüğünüz gibi zaten 3 tane şeyi bana veriyor. Dictionary attack diyeceğim. Daha sonra NTLM hashes seçeneğini seçeceğim. Evet. Şurada yukarıda word listimiz belirli olacak. Siz de bunu sonradan seçeceksiniz. Ben de öyle yapayım o zaman. Buradan sağ tıklayıp add to list diyoruz ve buradan word listimizi seçiyoruz. Ben Kainan Able programının standart olarak verdiği word listi kullanıyorum. Daha güçlü bir word listiniz varsa tabii ki olabilir. Eğer çok daha güçlü bir şey varsa sizin için daha iyi olacaktır. Ve start diyorum. Şu anda kırmaya başladı. Kısa süreceğini umuyorum. Ve gördüğünüz gibi şifreyi buldum. Kolay bir şifre seçmiştim zaten. Hemen şifremizi kırdı. Çünkü dediğim gibi sözlüğümün içinde direktman yer alıyordu. Ancak direktman yer almasaydı dictionary saldırısıyla kırılması mümkün olmazdı. Bir de şeyi anlatayım birazcık. Nasıl oluyor bu şifre kırma algoritmaları? Kendi sözlüğündeki kelimeyi ya da işte brute force'ta da o birleştirdiği harflerden oluşan kelimeleri hash şekline dönüştürüyor ve senden aldığı hash ile kendi hash'ini karşılaştırıyor. Eğer tutarsa tamam diyor, bu şifre budur diyor. Yani anlatabileceğim kadarıyla size mantığını anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kısa süre içerisinde tekrardan görüşmek üzere.